Tabii ki öyle olmayanları tenzih ederim ama bazı haberlerde gördüğümüz kadarıyla gerçekten insanlığı tükenmiş, vicdanı tükenmiş insanlar var bu dünyada. Ve hal böyleyken canlıların, diğer canlıların neslinin tükenmesi bizi çok daha fazla acıtıyor tabii ki. Mesela onlardan bazıları, flamingo, bozkır kartalı, şah kartal, gökdoğan, turna gibi birçok kuş türü şu anda tehlike altında. Evet, nesilleri tükenecek. İşte bunu bilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bir proje hayata geçirecek. Kuş gözlem sistemi fizibilite projesinden bahsediyorum. Yine teknoloji kullanılacak. Bu yüzden teknolojinin gelişmesi pozitif midir? İşte pozitiftir. Ve bu kapsamda bakanlık şunu yapacak. Türkiye'deki, ülkemizdeki nesli tehdit ve tehlike altında olan kuşların envanterinin çıkarılması, göç ve geçiş güzergahlarıyla barınma ve bir de üreme alanlarının izlenebilmesi amacıyla bu projeyi hayata geçirecek değerli izleyiciler. Ve TÜBİTAK'ta yine bakın adından bahsettiriyor. TÜBİTAK'ın desteği zaten birçok projede çok önemli. Girişimciler için de çok önemli, öğrenciler için de çok önemli. Bakanlığın yaptığı çalışmalar için de kesinlikle çok önemli. TÜBİTAK'ın havaalanlarında kuşların uçaklara çarpmasını engellemek amacıyla geliştirdiği bir proje vardı. Kuşrat projesinden bahsediyorum. İşte bu diğer proje, bakanlığın projesi de TÜBİTAK'ın projeleriyle birlikte, Kuşrat projesiyle birlikte entegre edilecek. Ve saydığımız kuş türlerinden çoğunun flamingo olsun, bozkır kartalı olsun, turna gibi birçok kuş türünün hem takibi sağlanacak hem de korunması sağlanacak değerli izleyiciler. Evet, bakanlığın böyle bir adım atıyor olması çok önemli. Çünkü biz gönüllülerin tabii ki feryadı söz konusu. Çeşitli kurum kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının feryadı, arayışları söz konusu ama bakanlığın adımları olmadıkça biliyorsunuz çok da gerçekçi olmayabiliyor o projeler, o yakarışlar ya da neyse ki bu projeyle birlikte hayat bulabilecek, nesli tükenmekte olabilecek kuşların da korunması, beslenmesi, üremesi bir şekilde sağlanabilecek değerli izleyiciler.